Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videoda FIFA 19'da, daha doğrusu bundan sonraki FIFA'larda da büyük ihtimalle çalışacaktır. Nasıl Santra'dan gol atarak maça başlayabilirsiniz. Sizlere arkadaşlar bunu anlatacağım. Gol yedikten sonra maçın başlangıcında yani her türlü santra olduğu zaman mükemmel bir gol atma taktiği var arkadaşlar. Ve bu taktiği sizlerle birlikte paylaşacağım. Taktiği bulan, yayan, herkese öğreten kişi sevgili Emir kardeşim. Emir Tolga. Kendisinin linklerini Twitch, YouTube aşağıya bırakacağım. Kardeşimize takip etmeyi unutmayın. Benim sevgili bir dostum ve Foot Champions'da 26-27 galibiyetleri yapıyordu. Ancak hani oyunun emeğine karşılığını vermediğini düşünerek oyunu bıraktı ki çok haklı, mükemmel bir irade gösterdi. Kendisine bundan dolayı teşekkür ederim ama biz değerli FIFA komünitesine mükemmel bir taktik bıraktı arkadaşlar. Kendisi founder'ıdır, benim gözümde founder odur. Bize o öğretti, ben de burada tabii ki de kardeşimize referansını veriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar FIFA'da çoğu ben bir içerik paylaştığım zaman çoğu böyle pro, oyunda iyi yapmaya çalışan falan insanlar bir hallenme, bir kudurma geliyor. Sanki bir zararına paylaşıyoruz diye. Yani bunda da yine öyle bir enteresan şeyler olacağını düşünüyorum ama bugünkü FIFA şampiyonasını izlediyseniz eğer bir tane çocuk kornerde bir bug kullanarak sürekli kornerden gol attı. Hatta rakibine kafayı sıyırttırdı arkadaşlar. Dolayısıyla pro player'larda bu tarz oyun içindeki bug'lar, exploit'lerden yararlanıyor. Buna göre yorum yaparsanız sevinirim. Direkt arkadaşlar anlatıma geçelim. Ve dünkü coin kasma taktiğini izlemeyi unutmayın. Günde 250 bin coins civarı kasmak istiyorsanız bunu mutlaka izleyin. Ve aynı zamanda yeniyseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi direkt taktiğimize başlayalım. Evet arkadaşlar, taktiğin en temel noktası sabırlı olmak ve dikkatli olmak. Bu kadar. Bunun dışında her türlü oyuncuyla yapabilirsiniz. Tahmin içgüdüsel bir olay arkadaşlar. Hemen anlatayım sizlere. Öncelikle santrayı yapar yapmaz. Santra gelir gelmez düz X'e basıyorsunuz ve ortadaki adam pas veriyorsunuz. Ortadaki adamla pası aldıktan sonra ver kaç tuşuyla santrayı başlatan adama bir pas atıyorsunuz. Bu şekilde oyuncunuzu karşı kaleye doğru koşturmaya başlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ardından topu alan kişi topu beklerden, yani daha doğrusu kanatlardan bir tanesine ara pasta veya düz pasta salıyor arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman ya en sağ çizgide ya da en sol çizgide bir oyuncuyla topla buluşmuş oluyorsunuz. Buranın ardından tamamen arkadaşlar sizin takibinize kalıyor. Çünkü santraforunuz rakip defansın çizgisini geçmeye yaklaşır yaklaşmaz analoğu oyuncunuza doğru yatırıp 3.5 ila 4 bar arasında bir orta açmanız gerekiyor. Orta açma tuşu ile bunu yaptığınız zaman top adımınıza geliyor ve anında bitiriciliğinizi yapabiliyorsunuz. Topu aldığınız zaman oyuncunuzun pozisyonuna göre isterseniz kontrol etme deneyebilirsiniz, isterseniz direkt vurabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen oyuncunuzun alacağı pozisyonla alakalı bir olay arkadaşlar. Eğer oyuncunuzun driblingine güveniyorsunuz veya defans arasında fazla mesafe varsa topu kontrol etmeyi seçebilir. Eğer defansınızla çok yakınsanız, rakip defansa çok yakınsanız direktman vurmayı da tercih edebilirsiniz sevgili dostlar. Arkada zaten örnekleri görüyorsunuz. Santra gelir gelmez düz X'e basıyorsunuz. Düz X'e bastıktan sonra ver kaç tuşuyla santrayı başlatan kişiye pas atıyorsunuz. Santrayı başlatan kişi topu alır almaz topu direktman kanatlara ara pas veya düz pasla arkadaşlar atıyor. Bu işlem tamamladıktan sonra çizgiye doğru koşan adamınızı arkadaşlar dönüyorsunuz, tam defans çizgisini geçmeye yaklaşır yaklaşmaz 3.5 ila 4 bar arasında orta tuşuna abanıp tabi analoğu da adamınıza doğru yöneltiyorsunuz ve ardından golünüzü atıyorsunuz. Bunu bilmeniz arkadaşlar her ne kadar kickoff kılıç golü yeseniz de sizi maçta tutunmanız için daha motive edecektir. Dolayısıyla oyunda bu tarz exploitler, yani oyun açıkları var. Özellikle kornerde çok fazla oyun açıkları var. Bunları da bu hafta elim geldikçe zaman bulabilirsem arkadaşlar sizlerle birlikte buluşturacağım. Tekrardan bu taktiği bize anlatan Emir Tolga, Emir kardeşime çok teşekkür ediyorum. Türk komünitesi olarak, Türk FIFA topluluğu olarak bunu kullanın arkadaşlar. Ama unutmayın bak, Türk bayraklarıyla Türk takımı bir gelince bu taktiği bilmiyorsunuz abi, unutun bak. Türkiye yapmaz bunu beyler. Çünkü gerçekten rakibiniz inanılmaz tilt edici ve oyundan düşürücü bir şey. Yani kickoff'un ardından direktman kickoff'anı, yani gerçekten enteresan bir taktik arkadaşlar ama maalesef ki FIFA'da bu tarz şeyler olabiliyor. Bu tarz eğitim videoları ister misiniz arkadaşlar? Bunu bana belirtebilirsiniz. Sene başında ortalardan gol atma videosu yaklaşık 50 bin izlenmiş. Defans yapma 25-30 bin civarında. Dolayısıyla bu tarz rehber videoları istiyorsanız bana bunu yorum kısmında abi şunu istiyoruz bunu istiyoruz şeklinde yazabilirsiniz. Videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Emir'in kanallarına bakmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Mutlu haftalar ve görüşmek üzere.